Aysel, Halit Can'a çok dikkat et, tamam mı? Sütüm var dolapta. Aman soğuk verme sakın. Ay ben kaç tane çocuk büyüttüm Yıldız Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam canım, yani normal şartlarda Halit Can'ı bırakıp gitmezdim ama mecburum, kutsal bir görev. Hadi sana emanet. Hadi Yıldız, hadi ya. Zaten stresten öleceğim. Streslenme. Sen adresi buldun mu? Buldum buldum. Ben şimdi seni evin orada bir yere bırakacağım. Hı. İleride bekleyeceğim ki adam çakmasın. Zira çakarsa evet, vallahi bak balıkçılar bulur bizi, boğazdan toplarlar ha. Ne diyorsun ya, tamam. Çok fazla buralarda görme, bak Halit kızar sana. Sen çok görünme. Ben halledeceğim. İnşallah yer bunu. Merhaba. Ben sizin yan komşunuzum. Bir kahveye ihtiyacım oldu da, misafirim var. Evde kalmamış, marketi de aradım. Çocuk yokmuş. Sizden alsam hemen, tek kişilik. Ne kahvesi? Yani kahve yok bize. Aa, kahveniz mi yok? Ben yine doğum yaptım da şimdi yolda biraz yürüyerek geldim. Tutamayabilirim. Siz de hemen bir tuvalete girip öyle gitsem olur mu? Merak etmeyin, ben yan komşunuzum. Güvenebilirsiniz bana. Peki, buyurun. Çok sağ olun. Gireyim, hemen gideyim. Merhaba hanımefendi. Eşiniz herhalde. Ben kahve istemeye gelmiştim de. Yokmuş, beyefendi öyle dedi. Tuvaleti kullanıp gideceğim. Burası neydi değil mi? Sağ olun. Sen tanıyor musun bu kadını? Yok. Nereden tanıyacağım ki? Komşumuzmuş işte, öyle dedi. Kahve istemeye gelmiş. Doğrudur, elinde fincanı da var. Çok teşekkürler. Kahve yokmuş madem, o zaman ben gideyim. Aslında var, yani benim kocam bilememiş herhalde. Verebilirim ben size kahve, vereyim mi? Ay çok sağ ol canım, ver o zaman. Buyurun. Ay bu ev de çok güzelmiş ya, bizimkinden büyük mü ne? Seni zorla mı tutuyor burada? Evet. Ay, merak etme bak, ben bir falan kurdum. Sana bir şey getirdim, al bunu. Akşam 8'de onun suyuna katacaksın, bu onu uyutacak. Merak etme, bir şey zarar vermeyecek. Yapamam ben, nasıl bir adam olduğunu bilmiyorsun. Hayır, yapacaksın, başka yolun yok. Al, ben kurdum planı diyorum sana. Sen saat 8'de onu damlatacaksın suyuna, uyutacak onu. 9'da da Emine Caner'i almaya gelecek, tamam mı? Nasıl yapacağım? Yapacaksın, bir şey yok, merak etme. Ay çok sağ ol canım ya. Yeter mi bu kadar? Ha evet canım, çok bile ya, bonkörsün vallahi, sağ ol. Zahmet oldu. Yalnız bir daha gelirseniz kapıyı açan olmaz. Yani biz evde olmayacağız da. Aa niye? Gezeceksiniz herhalde. Merak etmeyin, ben zaten bir daha gelemem çünkü küçük bebeğim var, pek gezemiyorum. İşte anca böyle yan komşuya git falan filan. Neyse, daha fazla kalmayayım burada. Tutmayayım sizi. Hadi görüşürüz. Beyefendi. Ben ikimize bir şeyler hazırlayacağım, tamam mı? Konuşamadı bile. Ne olacak şimdi? Ya senin dediklerini yapacak mı? Yani yaparsa eğer kurtulur. Ay, inşallah adam ben geldim diye uyanmaz.
Sen peki söyledin mi bizim dışarıda bekleyeceğimizi? Söyledim, söyledim. İnşallah kaçar kurtulur. Ya acaba Kaya'ya haber mi versek? Ya ben de düşünmedim değil ama biliyorsun Kaya'nın da dünyası allak bullak. Bir kendimizi halletmeye çalışalım da. Yıldız, bu iş biraz bizim boyumuzu aşıyor gibi ha. Hayatım, bizim hayatımız zaten boyumuzu aşan işleri halletmekle geçmedi mi? Leyla bana Halitcan'la ilgili çok büyük bir yardımda bulundu biliyorsun. Şimdi kız sıkıntı derken ona yardım etmek benim boynumun borcu. Yapacağız bir şeyler. O zaman Allah yardımcımız olsun diyelim. Evet. Ya bundan sonrası artık kendi becerisine kalıyor. Yalnız. Şahika'ya diyorduk milleti zehirliyor diye. Kendim aynısını yapıyorum. Ya saçmalama. Biz zehirlemeyeceğiz ki. Yani sadece biraz uyutuyoruz etkisiz hale getirmek için. Ayrıca hayır işliyoruz. Ya bak bir insanın hayatını kurtarıyoruz ya. Doğru. O adam kötü. Tabii ya. Ama hiçbir şey de usulüyle uygun olamıyor bizim çevremizde. İlla bir şey. Ne yapıyorsun? Salata yapacağım. Kase gibi, tabak gibi böyle bir şeyler arıyordum da buldum. Çantalarımızı hazırladın mı? Sabah uçağımız erken. Hazırladım.